Merhabalar. Bu hafta sizlere bir kavram olarak bilinçli farkındalık ana başlığı altında bilinçli farkındalığı anlamak için önce farkındalığın ne olduğunu anlamaya çalışmak konulu bir sunumum olacak. Bilinçli farkındalık konusunu bir önceki içeriklerimde anlatmıştım ama bilinçli farkındalık konusuna devam ederken bugünden itibaren farklı başlıklar altında inceleyeceğiz. Ama bundan önce sizin bir konuda dikkatinizi çekmek isterim. Bilinçli farkındalık konusunu düşünürken aklımıza belki öz farkındalık kavramı gelebilir ya da benzer bir terim gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. Ama ben dikkatinizi çekmek açısından değinmek istiyorum. Evet, bu kavram öz farkındalık kavramı. Bu iki kavram birbirine benzermiş gibi görünse de araştırmacılar ikisi arasında ince farklar olduğunu söyler. Yani öz farkındalık kişinin bilinçli ve duygularının içsel farkındalığını yansıtırken, bilinçli farkındalık hem içsel yönümüzü hem de çevresel bağımızın farkındalığını kapsar. Yani öz farkındalıkla içsel farkındalığımızı duygu ve düşüncelerimizin, ruhsal yönümüzün, tüm kişisel ve ruhsal varlığımızın bütünüyken, bilinçli farkındalık hem içsel yönümüzde hem de dışsal yani çevresel yönümüzü yansıtmış oluruz. İkisini birlikte paralel geliştirmek, bilinçli farkındalığı daha iyi anlamamızı ve özümsememizi sağlar. Bu noktaya değindikten sonra bilinçli farkındalığı daha iyi anlamamıza yardım edecek bazı başlıkları anlatacağım. Başlıklarımız farkındalık ikinci ana başlığı altında ve böylece farkındalığın ne olduğunu anlamaya başlamak bizler için yararlı olacaktır. Bu başlıklar şunlardır: otomatik pilot, yapma hali, ruminatif düşünme ve kaçınmadır. İlk başta otomatik pilotu anlatmaya başlıyoruz. Evet, hazır mısınız? Otomatik pilot, birçoğumuz bu kavramı duymuşuzdur ve şimdi bugün daha yakından bakmak bize oldukça yarar sağlayabilir. Otomatik pilot, ister zihinsel, ister eylemsel olarak yaptığımız, düşündüğümüz bilinçsiz davranışlardır. Örneğin yemek yerken yediğimiz yemeğe odaklanmayız. Yemek yeme davranışımıza odaklanmayız. O esnada başka şeyler düşünür ve yaparız. Plan yaparız, derdi gazete okuruz, bir şey seyrederiz, ses kaynağı açarız, TV, radyo gibi. Yani o anla bütünleşmemizi engelleyecek her şeyi yaparız. Böylece yemek yeme davranışımız otomatik hale gelmiştir. Otomatik pilot davranışı günlük hayatımızın bazı anları için aslında gereklidir. Çünkü bazı davranışlarımız için farkındalık gerekmez, öyle değil mi? Yani mesela bir tehlikeyle karşılaştığımızda sorgulamamıza gerek var mıdır? Veya gün içinde birden fazla işi otomatik pilot davranışımızın yardımıyla yaparız. Ama burada asıl önemli olan şey otomatik pilot davranışımızın hayatımızın her safhasında uygulayamayacağımızın, uygulamamamız gerektiğini anlamaktır. Çünkü otomatik pilot davranışımız bilinçli halimizden güçlü hale geldiğinde ruhsal sorunlar oluşturur. Yani problem çözme tekniğimiz bizde otomatik hale gelir ve hayatımızda benzer problemleri yaşamaya devam ederiz. Bu neden böyle olur? Çünkü bilinçli farkındalık dışındaki zihnimiz otomatikleşen davranışlarımız nedeniyle iki kişinin içsel ve çevresel deneyimlerine aynı otomatik tepkiler vermemizi sağlar. Otomatik pilot davranışımız hayatımızın birçok alanında bize avantaj sağlarken, bu davranışlar ilerleyen zamanlarda ve zorlu zamanlarda bizim için dezavantaj haline gelir. Çünkü aynı problem çözme şeklini uyguladığımızda problemleri de kolaylıkla hayatımıza çekeriz. Son olarak şunu söyleyebilirim ki, otomatik pilot davranışımız hayatımızın birçok alanında bilinç dışı olarak gerçekleştireceğimiz eylemlerimiz için oldukça gereklidir. Ancak hayatımızda ister günlük aktiviteler olsun, ister hayati durumlar olsun,
tekrarlayan davranış modellerinde dikkat etmek, bu davranış modellerinin bizim potansiyelimizi baltalayacak duruma gelmesini engellememizi sağlayacaktır. Böylece ister basit ister önemli durumlarda beynimizin yeni şeyler öğrenme, yeni metotlar keşfetme, yeni düşünme perspektifleri yakalamamızı sağlayacaktır. Görüşmek üzere.